kararla iktidarın düzmece davalarla rakip siyasetçileri tutuklayarak, suçlayarak hak ve özgürlüklerini engellemeye çalıştıkları ve engelledikleri tescil edildi. Evet, partimize yönelik tutuklama ve diğer operasyonların amacı neydi? Evet, çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki tek bir amaç vardı, tek adam sistemini sürdürmekti. Hatırlayacak olursak Erdoğan'ın ilk olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra partimizi suçlamaya başladığını gayet iyi hatırlıyoruz, biliyoruz. Çünkü hayalini kurduğu tek adam sistemini biz engellemiştik ve tek başına ilk defa iktidar olamamıştılar. 4 Kasım 2016'da hepimizin bildiği operasyon yapıldı ve biz bunu yıllardır 4 Kasım darbesi olarak nitelendiriyoruz. Çünkü 4 Kasım 2016'da bir anayasa değişikliğiyle, ki büyük dairede bu değişikliğin de sözleşmeye aykırı olduğu tespit ediliyor. Başta eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere milletvekillerimiz apar topar gözaltına alındı ve siyasi kararlarla cezaevlerine gönderildiler. Hala rehinelik durumları devam ediyor. 4 Kasım 2016'dan sadece 5 ay 20 gün sonra OHAL koşullarında mühürsüz referandum yapıldı ve yeni sisteme geçildi. Evet, o dönem Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımız cezaevindeydiler. 4 Kasım tek adam sistemini aslında kolaylaştırmak içindi. Bunu bugün çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Asla bu hukukun gereği değildi. Kendileri de aslında hukukla ilgili olmadığını gizlemiyorlar. Açık açık ifade ediyorlar. AYİM'in ilk Demirtaş kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz demişti. Şimdi büyük dairenin kararından sonra yargıya talimat vermeye devam ediyorlar. Evet, HDP'ye yönelik operasyonların, saldırıların hiçbiri hukuki değildir. Siyasidir ve bu siyasi sebep de aslında sistemin devamı, esas itibariyle de Erdoğan'ın bekası ve geleceği içindir. Onlar için önemli olan tek şey aslında kendi gelecekleridir ve şahıs olarak da Erdoğan geleceğidir. Ülkenin geleceği onların umurunda bile değildir. HDP'ye karşı bu operasyonlar hala sürdürülüyor ve bu saldırılara karşı bizleri tek bir gün dizimizi çöktüremediler, başımızı eğdiremediler. Bizler dimdik ayaktayız, mücadelemize devam edeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi hep birlikte getireceğiz.